Doktor. Nedir bu? Evet. Oo. Kaç? 11 sayfa. Bayağı da iddialıymış ha. Hele ki yeni bir özelliği olmayan bir ilaç için. Bayağı iddialı. Ne yapacaksın doktor? Başa gelen çekilir. İstersen yardım ederim. Beraber bakarız, çalışırız. İşim var, gücüm var doktor benim. Şu adamın başımı açtı, işlere bak ya. Dosya. Demek pişman oldun. Oldum. Asıl dönersin. Kalamadım. Merhabim. Açmıyor. Nerede bu adam ya? Ne kaldı akşama? Daha metnin kapağını açmadı ya. Orhan. Yapmayacak mı acaba? Yapar. Yapacaktır. Söz verdim. Yok, doğru doğru yapacaktır. Önlük bile giydi sonuçta bu adam. Evet, önlük giydi. Ben dünyanın sonu geliyor sandım. Ben de. Vahap Bey'le de ortada buluşacaklar bence. Bence de. Yalnız bizimki kendinden çok taviz verdi. Kabul ederim. Aa, haksızlık etme. Vahap Bey de taviz veriyor. Bak bak. Sonuçta tıbbi tanı departmanının kar zarar durumuna bakmıyor artık. Hem ateşin de ne kadar iyi bir doktor olduğunu anladı bence. Baksana, konuşması için onu seçti. Açmıyor mu? Açmıyor. Kesin telefonu bir yerlerde bıraktı. Yok, ben dayanamayacağım, gidip arayacağım. Ben de geliyorum. En üstten başlayalım mı? Tamam, hadi. Yok, yer yarıldı, içine girdi sanki. Hastaneden çıkmış olmasın? Bilemiyorum. Zafer'in bir elinde çay, diğerinde leblebi vardı. Neydi? Aynen. Tamam, ben ne yapacağım şimdi? Kusura bakmayın hocam. Bu durumda çayı getiremeyeceğim size. Evet. Ben... Gel, gel. Dur bakayım nereye girecek. Hoppa. Aa. Ne yapıyorsunuz burada? Sen ne yapıyorsun burada? Araştırma. Neyse, işim var benim. Araştırma mı dedi? İşim vardı. Hepinize öncelikle geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sevgili dostlar, öyle günlerden, öyle zamanlardan geçiyoruz ki... çoğu zaman çare ile çaresizlik yan yana duruyorlar ve çoğu zaman da birbirlerini teğet kesiyorlar. Değerli dostlarım, ben ve şirketim ne yaparsak hep insanlığı bir adım öteye taşımak için yapıyoruz. Şimdiye kadar hep böyle oldu. Bugün de burada geleceğin ilacı olduğuna inandığım bir ilacı size takdim etmek ve tanıtmak üzere toplandık. Bana sorarsanız bu ilaç kelimenin tam manasıyla mucizenin ta kendisi. Ama tabii niye bana inanasınız veya niye bana sorasınız? Öyle değil mi? Sonuçta ben bu şirketin sahibiyim ve de doktor değilim. Evet, toparlayacak olursam, değerli vaktinizi almak istemem. Sizlere birazdan ilacımızı tanıtacak olan isim son derece muhteşem bir kariyere sahip. Ve aynı zamanda hem kariyeriyle hem dürüstlüğüyle anılan bir hekim. Değerli alkışlarınızla kürsüye Sayın Ateş Hekimoğlu'nu davet ediyorum. Lokman Hekim Şirketi'nin yeni ACE inhibitörü, yenilikçi anlayışın ve araştırmaya olan olağanüstü bağlılığın bir örneği. Yeni ACE inhibitörü çığır açan tıbbi yaklaşımıyla milyonları kalp hastalıklarından koruyacak.
Bitti mi? Bitmiş olmaz herhalde. Size verdiğim konuşmayı yapmadınız tamamını. Kısa ve öz olsun istedim. Yani elinde bir sürü malzeme var zaten basına falan verecek. O zaman seç Mehmet Ali mi, Zeynep mi? Karar verin buna. Bahsetmeyi unuttuğum birkaç nokta daha var. Vahap Bey, müthiş bir iş adamı. Bir insan sarrafı, bir savaşçı. Girdiği her kavgadan galip gelmiş bir gladyatör. Yeni ACE inhibitörünün iyi olduğunu nereden mi biliyorum? Çünkü eskisi de iyiydi. Zaten yenisi de eskisinin aynısı, sadece biraz daha pahalısı. İşte bu da Vahap Bey amcanın mükemmelliğinin bir göstergesi. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Şöyle oluyor, şimdi mesela ilaçlarından birinin patenti bitmek üzere mi? Hop, formülü ucundan azıcık değiştiriyor. Sonra aynı ilacın sanki yepyeni bir ilaçmış gibi patentini alıyor, piyasaya sürüyor. Tabii fiyatını azıcık artırıyor. Sonuçta yepyeni bir ilaç olacak o kadar. Gelsin paralar cukka da cukka, cukka da cukka. Müthiş bir zeka. Kimseye zararı var mı? Yok. İyileştiriyor ilaç. Nitekim. Ben bu müthiş zeka için şimdi bir alkış rica ediyorum hepinizden. Vahap Bey için. Araya espriyi de sıkıştırdım. İstediğim gibi.